Kılıç sapını kesebilir mi? Uzak yerlerden bir merhametli dost Yusuf'u Sıddıkıya konuk oldu. Çocukluktan beri birbirlerini tanırlardı. Konukla Yusuf'a kardeşinin yaptığı cefayı, onların hasetlerini konuştular. Yusuf o haset ve cefa zincirdi. Biz de aslandık. Aslanın zincire vurulması acayip değildir. Bizim Tanrı'nın kaza ve kaderinden şikayetimiz yok. Aslan boynunda zincirle bulunmakla beraber bütün zincir yapanlara beydir dedi. Dostu Yusuf'a zindanda ve kuyuda ne haldeydin dedi. Yusuf cevap verdi. Ay Bedir halinden çıkar ve eski ay haline gelir ya. İşte öyle. Eski ay görünmez. Sonra hilal olur da iki büklüm bir halde görünür. Fakat sonunda yine gökte Bedir haline gelmez mi? İnci tanesini havanda döverler ama kadrini yine yücedir. Ya ilaç olarak göze çekilir yahut macun halinde getirilir. Kalp ferahlığı için yenir. Buğdayı toprak altına attılar ama sonunda topraktan başaklar çıktı. Ondan sonra değirmende öğüttüler, değeri arttı. Cana can katan gıda oldu. Sonra ekmeği bir kere daha diş altında ezdiler. Akıllı kişiye akıl idrak oldu. Daha sonra da o can aşkta mahvoldu da hak yolunda ekildikten sonra mahsul verdi. Ekincileri hayrete düşürdü. Bu sözün sonu gelmez. Sen o iyi adamın Yusuf'a ne dediğini anlatmaya başla. Yusuf başından geçenleri anlattıktan sonra bize armağan ne getirdin dedi. Ey ulu kişi, dostların görmeye eli boş gitmek değirmene buğdaysız gitmeye benzer. Ulu Allah bile mahşer günü halka kıyamet günü için armağanın nerede? Bize yapayalnız, azıksız, adeta yarattığımız gibi geldiniz. Kendinize gelin. Kıyamet günü için ne hedefiniz var, ne getirdiniz? Yoksa tekrar dönüp geleceğinizi umuyor muydunuz? Size bugünün vadesi batıl mı göründü ki? Der. Ona konuk olacağınızı inkar ediyorsan bu mutfaktan ancak toprak ve kül alabilirsin. İnkar etmiyorsan, niçin böyle elin boş, o sevgilinin kapısında böyle nasıl ayak atacaksın? Yemeği uyumayı biraz azalt da onunla görüşmek için bir armağan götür. Geceleri az uyuyanlardan, seher çağlayanlarında istiğfar edenlerden ol. Sen de rahimdeki çocuk gibi az oyna da sana da nurları gören duygular bağışlasınlar. Rahim gibi olan dünyadan çıkınca yeryüzünden daha geniş bir sahaya dalacaksın. Allah'ın yeri geniştir derler ya, o geniş yer bil peygamberlerin gidip daldıkları sahadır. O geniş sahada gönül daralmaz. Yaş ağaç orada kuru dal haline gelmez. Şimdi duygular sende. Fakat bir gün yorgun, bitkin, baş aşağı bir halde geleceksin. Uykuda duygularını taşıyamazsın. Duygular seni taşır. Bu yorgunluk ve bitkinlik gider. Eziyetten ve sıkıntıdan kurtulursun. Sen uyku halini velilerin uyanıkken de duygularını taşımamaları haline bir çeşidini bil. Ve inatçı, veliler ashab-ı keyftir. Ayakta olsalar da, yürüyüp gezseler de uykudadırlar. Allah onları kendilerinin haberi olmadan işletir. Sağa sola çevirir. O sağa çevirme nedir? İyi iş. Ya sola çevirme? O da bedene, varlığa ait işler. Bu iki halde peygamberlerden dağdan ses gelir gibi zuhur eder. Onların her ikisinden de haberleri yoktur.
hatta hayır olsun, şer olsun, senin sesini sana verir, duyurur. Fakat ikisinden de bir haberdir. Yusuf, hadi armağanını çıkar deyince, bu istekten utanıp adeta figan ederek konuk, sana getirmek için ne kadar armağan aradımsa, hiçbir şeyini beğenemedim, layık göremedim. Bir habbeyi alıp da madene, bir katreyi alıp da ummana nasıl götürebilirim dedim. Sana gönül ve can bile getirsem, Kirman'a kimyon götürmüş gibi sayılırım. Senin misli olmayan güzelliğinden başka bir tohum yoktur ki bu ambarda olmasın. Sana gönül nuru gibi bir ayna getirmeyi layık gördüm. Bir ayna getirdim. Ey güneş gibi gökyüzünün ışığı olan güzel. Ona baktıkça kendi güzel yüzünü görürsün. Gözünün nuru sana ayna getirdim. Ona bakıp yüzünü gördükçe beni hatırlarsın dedi. Koynundan aynayı çıkarıp sundu. Güzeller aynayla meşgul olurlar. Varlığın aynası nedir? Yokluk. Ahmak değilsen yokluğu ihtiyar et. Varlık yoklukta görülebilir. Zenginler yoksula cömertlik edebilirler. Ekmeği saf aynası açlıktır. Kav da çakmak taşının aynasıdır. Bir yerde yokluk ve noksan oldu mu, bu bütün sanatların güzelliğine aynadır. Sen kendini yok bil. Yok, yokluğa sığının. Onu göreceksin.